Günaydın arkadaşlar. Şimdi de Konya'dayız. Konya'da şu anda çok güzel bir yeri ziyarete geldim. Söylemeyeceğim. Sizler şimdi görünce sizler de şok olacaksınız. Bir dakika. Türbe tabii ki de türbe. Şöyle bir bakalım. Arkamda zaten görüyorsunuz. Aha, çok güzel bir yer. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Besmele ile yaklaşalım. Bahçesindeyiz. Önce bahçeyi tanıtayım size. Şöyle. Şems Hazretleri'ni ziyarete geldik. Görüyorsunuz. Girişini göstereyim size. Size güzel bir yazısını da göstereyim. Şems Tebrizi Camisi ve Türbesi 14. yüzyılda yaptırılmış. Bakın şimdi size şurayı okuyacağım. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar, yaptıran İshak Bey mimarı bilinmiyor. Şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz. Tebriz'de 1185 yılında doğdu diyor. Şems Tebriz Melik Dadoğlu adında bir zatunoğludur diyor. Size bir yandan da okuyayım da bilgilenmiş olun. Manevi bir işaret üzere Konya'ya gelen Şems Hazreti Mevlana'yı arayıp bulmuş ve 3,5 yıl süren beraberlikleri diyor. Güzel bir bilgi de paylaşmış olalım arkadaşlar. Yolunuz düşerse Konya'ya, Şems Hazretleri'ni de ziyarete gelin. Küçük de olsa size şöyle bir gezdirmiş olayım. Burası onun bahçesi. Bahçesindeyim şu anda. Abdest alınan yeri var. İçeriye giriyorsunuz. İçerisi de böyle. Ben birazdan şimdi içeriye gireceğim. Arkadaşlar gösterdim. İçeride de çekim çok yapmıyorum. Hayırlı günler dileyelim. Güzel yerler dileyelim. Bu yeri yalnız tek başıma geldim. Ufaklıklar buraya getirmedim. Çünkü onlar küçükler. Daha böyle yerler onlara biraz ağır gelir.